Operatör Doktor Burak Uğraş, Genel Cerrahi Uzmanı. İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Evet, Hocam hoş geldiniz tekrar. Şimdi obezite nedirden e, gireceğiz? Obezite onları yememektir diye <gülüyor> Gördüm, <gülüyor> Baş <evet>. başlayacaksınız. <laughs> güzel bir şekilde kaloriler orada görünüyor. <laughs> evet Hocam, biz yapıyoruz ne isteyen artık sağlığına göre ya, tabii e, şeyine göre. Burada insanların herkesin e, güzel şeyleri hayatında tamamen çıkartmak değil ama. Belli sınırlarda tutmak lazım. Durumunu göz önünde bulundurmak aynen, lazım. Aynen, aynen. Hani e, hiçbir şeyi sıfır, ben kendi yaptığım diyetlerimde e, çok sevdiğim şeyleri mesela sınırlarım. Neyi? Tatlıyı yiyeceksem en sevdiğim birkaç çeşide indirgerim. Eğer ona rastlamazsam, eğer o olmazsa atıyorum vizit yaparken hasta odasında ikram edilen bir çikolata ya da bir ortamda verilen bir pastayı yememeye gayret ediyorum. Doğru. Hani, Doğru, hepimiz bu öyle. Bu tarz çok güzel görünüyor. Elinize sağlık demişim şimdiden. <laughs> ee, bu tarz tatlıları da hiçbir zaman insanlara bir sıfırlayın hayatınızdan külliyen çıkarın tatlı ta şeklinde değil. Ama zayıflamak için yaşam tarzını benimseyen bir insan, e, bu iş için obezite ameliyatını göze alan bir insan, hayatında da bu köklü değişiklikleri göze almalı. Bu tarz güzel şeyleri yiyecekse de biraz tadımlık bırakmalı hani doyumluk bir öğünün tamamını almamalı. Evet e, gerçekten obezite e, çağımızda bir e, büyük bir sorun e, çok sıkıntısı olanlar var bu konuda e, nedir obezite? Şimdi Derya Hanım çok basit bir şekilde yıllar içerisinde giderek artarak karşılaştığımız ve bugünlerde çok Sık karşılaşmamızın hem medyada hem hastanelerde hem çevremizde bu e, hastalığın, bu hastalıkla mücadele yöntemlerinin çok yaygınlaşmasının sebebi e, artık birinci derece bir toplum sağlığı problemi haline gelmesi. Evet. Yıllar içerisinde baktığımız zaman Türkiye'de de benzer rakamlar, yurt dışında da çok benzer rakamlar mevcut. E, obezite rakamları toplumda yüzde 30 ortalama kadın erkeklerde 30'lara yükseldi. Erkeklerde yüzde bir buçuk 22 şu anda bayanlarda yüzde 35 civarında. Ee, giderek baktığımız zaman bu yaklaşık 10 yıl önce bu rakamlar beşer puan daha aşağıdaydı. 2050'lere baktığımız zaman artık her yerde beklenen nüfusun yarısı obezite sınırının üzerinde olacak. Nedir? Ee, çok basit bir şekilde tüketebildiğimizden fazla kalori almamız ve buna bağlı olarak vücudumuzda yağ dokularının artması. Bu sadece çok basit bir e, havuz problemi gibi hani fazla tükettim kilo aldım dikkat edersem veririm şeklinde ilerlemiyor. Vücudumuzda obezite, yağ dokusu arttıktan sonra yaşanan hormonal değişikliklerle e, bir süre sonra sadece diyet yaparak belli derecelerin üstünde e, verme imkanı çok düşük hale geliyor. Bu oranlara baktığımız zaman vücut kitle indeksi 30'un üzerine çıktığında kaba bir sınıflamadır vücut kitle indeksi. Biz tıbbi şeye, bu işlerin kararını verirken hastalarımıza yağ ölçümleri de yaparız. Çeşitli yöntemlerle onların sağlık durumlarını da Hı. değerlendiririz ama vücut kitle indeksi 30'un üzerine çıkmış insanlar da kabaca bize fikir verir. Ee, sadece diyet yaparak zayıflama, kalıcı zayıflama gitmiyor hocam. Sağlama, o, o kilo %5, gitmiyor. yüzde %5, %5 bu oran. Hani bunu becerebilme imkanı yüzde beş der ya çok yani. çok zor gerçekten bir bir yere geliyor ve Ondan hakikaten belli bir yaşta hakikaten gitmiyor.